hoş geldiniz. Bir yüzük düşünün. Taşları siyah elmastan oluşuyor ve galaksiler arasında yol göstericidir. Dünyanın tüm dağlarının boyutunu ve geçişlerini, tüm ovaların, tüm köylerin, tüm evlerin nüfusundan tut isimlerine kadar her şeyi biliyor. Bir levh-i mahfuz gibi ona benzer bir görevi vardır. Bu Süleyman Aleyhisselam'a verilmiş bir yüzüğün bir benzeridir. Bu önemli bir topluluğa bir hediyedir. Geçmişte bazı kadim ruhaniyetli peygamberlere verilmiştir. Aslında bunların isimlerini şu anda kutsal kitaplarda bulamazsınız. Bu önemli bir bilgidir. Şöyle demek istiyorum. Siz bazı durumların farkına varın arkadaşlar. 70 ve 46 numaralı kardeşlerim. Siz devam edin. Yanınızda melekler vardır. Melekler size iletişim halindedir. Bazen size misafire gelirler. Bazen siz onlara misafire gidersiniz. Bu bir döngüdür. Ama bu bir kısır döngü değildir. Bu geçişi hızlı bir döngüdür. Bu arkadaşlarım kadın değildir. Bunlar erkek kardeşlerim, değerli kardeşlerimdir. Aslında dünyada şu anda 8 milyar insan vardır. Ama bunlar aralarında çokça hızlı bir şekilde Allah'ı zikrederek öz boyutlara çıkmışlardır. Onların bilgisini alabiliyoruz. Onlar Allah için, Allah'ın dini için elinden geleni yapan kardeşlerimdir. Onlar Allah'ın aslanlarıdır. Evet arkadaşlar, her dönemin kendi aslanları vardır. Her dönemin kendi çakalları vardır. Aslanlar çakallara boyun eğmez. Bunu bilenler bilirler. Ördek eti yiyin demiştim. Ördek eti aslında bir peygamber yiyeceğidir. Bunu eski, çok eski bilgilerde sır olarak gizlidir. Bunu insanlardan gizlediler. Çünkü ördeğin üzerindeki kıymeti kaldırmak istediler. Aslında ördek bir bakıma bazı peygamberlere yardım etmiştir. Kendi ruhaniyetiyle. Bu batında geçer. Aslında ördek kıymetli bir hayvandır. Bunu anlatmadılar. Sebebi de şudur. Çünkü insan bedenine çok iyi gelir. Kendini kurban eder. Ve insanın birçok hastalığını giderir arkadaşlar. Şimdi bunu söylediğim zaman bu hayvanların fiyatları biraz artabilir ama gerçek budur arkadaşlar. Çünkü birçok kardeşimizin içerisinde belirli belirsiz hastalıklar vardır. Onları yiyin arkadaşlar. Onlar size yemeniz için gönderilmiştir. Biri gelir, besleyeceksiniz, büyüteceksiniz ve yiyeceksiniz. Bu bizim için gereklidir. Bizim beden frekansımızı yükseltecektir. Kıymetlidir. 70 ve 46 numaralı kardeşlerim, siz önünüzde başarı görülüyor. Bazı 70 numaralı kardeşim biraz dikkat etmelidir kendine. Kendi hayatında bazı hareketlerine dikkat etmelidir. Sinirlerine dikkat etmelidir. Ve etrafını iyi koklamalıdır. Ve anlamalıdır. 46 numaralı kardeşim ise gerçekten bazı önemli ilmi ledunun bazı kapılarından geçecektir. Ben buna inanıyorum. 70 numaralı kardeşim de geçecektir. Yalnız diğer ikisi birbirinden farklı kişilikler olduğu için ayrı ayrı değerlendirmekte fayda vardır. 70 numaralı kardeşim sinirine hakim olmalıdır. Yanında bazı melekler bulunabilir ve onları iyi anlamalıdır. İyi bir şekilde ailesinde bazı metafizik saldırılara uğrayan insanlar olabilir ve büyülere maruz kalanlar olabilir. 46 numaralı kardeşimiz ise bazı ruhani varlıklar tarafından bilinen biridir. Özellikle peygamberlerin ruhaniyeti kendisine çokça uğrar ve ziyaret eder. Çünkü çokça zikir halindedir. Kıymetli bir
kardeşimizdir. Şimdi bu elmas yüzüğü hakkında anlatmam gerekenler var. Bu kıymetli bir yüzüktü. Onu görmek istersiniz. Onu ruhunuzla görebilirsiniz. Onu herkes göremez. Dünyadaki hiçbir göz biyolojik varlık olarak, tabi olarak göremez. Ama o ruh gözüyle görünecek ve bu doğruluk anlayacak ve büyük zaferlere imza atacaktır. Onun için arkadaşlar, destek oldunuz, katıla katıldınız, üye oldunuz, bağış yaptınız ve bu gemiye ve bu gerçekliğe taş taşıdınız, yardım ettiniz. 30 bin yıldır insanlık hep iyi ve kötü savaşında mücadele ederken, ahir zaman insanları olarak hem şanssız hem de şanssızdır arkadaşlar. Şanslı olmamamızın sebebi, ahir zamanlar, ahir zamanda yaşayan insanların aslında diğer insanlara göre bazı günahlara batmış olsa da yine kurtulma ihtimali vardır. Eğer ki Allah'a dürüst bir şekilde yönelirse ve tesbih ederse Allah'a, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederse kurtarır. Allah Kur'an'da şöyle diyor 31. ayet Nisa suresinde. Büyük günahlardan sakınırsanız küçük günahlarınızı affederim. Bugün ağır zamandayız. Ağır zamanda çokça günah, küçük günahlarımız da olabiliyor. Bazen büyük günahlarımız da oluyor. Onun için arkadaşlar, bizim şansımız burada. Biz gerçek anlamda Allah'ı anlarsak, Allah şöyle dedi. Ben sizin şah damarınızdan size yakınım. Bize öyle bir yakın ki, yakındır ki, bizim aslında şuradaki amaç şudur. Ben size yakınım diyor. Hiç kimseden, hiç kimseyi aracı kılmayın. Fatiha suresinin anlamı doğrudur. Ancak Allah'tan isteriz, ancak Allah'tan dileriz. Onun için Allah şöyle demek istiyor. Siz bana ulaşmayı bilin, ben size ulaşırım. Ben size yakınım diyor. Oysa ki dünyadaki liderler, dünyadaki devlet adamları hiç de ki de halka yakın değildirler. Tüm dünyadaki, birçok dünyadaki gelmiş geçmiş hükümdarlar halkından çok çok uzaktır. Diyelim ki padişah sarayında otururken en uzak ucuza köşedeki bir çobanın derdini hemen anlayamazdı. İlla ki aracılar olması gerekirdi. Ama Allah öyle demiyor. Kaynattı ve yedi göğü yaratan Allah bize şöyle diyor. Ey insan, ey mihriban, ey Fatma Nur, ey Rüya, ey Leyla, ey Selfi, ben sizinleyim. Ey Şahin, ey Mahsun, ben sizinleyim diyor. Anlayın diyor. Dua edin diyor. Bunu idrak etmeniz gerekir. Ve size çokça yakındır. Ey Ferhat, ey tüm kardeşler. Bunu her biriniz kendi üzerinize alın. Ve bu bir uyarıdır. Allah size yakındır. Ona çokça dua edin. Onu görün. Onunla konuşun. O size cevap verecektir. Karanlık gecelerde kimse sizi duymuyorken o sizi duyacaktır. Hiç kimse sizi anlamıyorken o sizi anlayacaktır. İnsanlar sizin günahlarınızdan dolayı sizi götürüyorken o sizi anlayacaktır. O insanı çokça korudu. Binlerce yıl önce şeytanlar şöyle dediler. Allah öyle kullar yarattı ki çok bozgunculuk yapıyorlar, çok kötülük yapıyorlar.
Allah insanları korumak için onlardan iki meleği huzuruna davet etti, çağırdı. Meleklerden Harut ve Marut Allah'ın huzuruna geldiler. Ve Allah onlara dünyaya gitmelerini ve insan nefsiyle onlara bir sınava tabi tuttu. Onlar dünyaya gelir gelmez Allah Kur'an'da şöyle diyor. Ben onlara güzel bir kadın şeklinde gösterdim. Bir ruh gösterdi ya da bir varlık gösterdi. Harut Marut aslında melekler arasında insanlara çokça laf etmişlerdi. Aynen Azazil'in düştüğü duruma düşmüştüler. Allah ne yaptı? Allah insanları korudu ve insan nefsini bu meleklerin benliğine koydu. Ve bunlar dayanamadılar ve kötü amel işlediler. Hem insan öldürdüler hem de zina yaptılar. Hem de Allah'ın yasaklarını çiğneyerek o kadını yasaklı bölgeye taşıdılar. Buradaki mesele şudur. Allah insanları korudu. Allah bize melek olmamızı istemiyor. Biz melek olalım diye bizi yaratmadı. Zaten melekler yaratılmış. Allah bize hayvan olmamamız için de uyarılar yapıyor. Yüksek sesle konuşmayın diyor Allah. Eşekler gibi bağırmayın diyor. O eşeğe ait bir şeydir. Biz insanız. Eşeğe kötü bir laf değildir bu. O kendi fıtratındadır. Onun başka güçleri ve hikmetleri vardır. Biz insanız. Allah diyor ki maymunlaşmayın diyor. Ama maymuna bir laf değildir bu. Maymun da kendi görevini yapmaktadır. Köpekleşmeyin diyor. Köpek de cennete girmiştir. Allah buradaki metaforik anlatımlarında bize şunu anlatmak istiyor. Ey insan diyor, ben sizi korudum, ben sizi seviyorum. Siz günahkar olsanız da ben sizi seviyorum diyor. Beni anlayın diyor. Ben size öyle bir yakınım ki dünyanın egemen güçleri sizi duymuyorken, ben kainatın sahibi kendisi duyuyorum. Ben sizi dikkate alıyorum. Ben sizin dualarınızı dikkate alıyorum. Ey elmas topluluğu, dinleyin. Allah sizi dinliyor. Ve konuşmaktan vazgeçmeyin. Allah'la konuşun. Allah size er ya da geç cevabı verecektir. Ve size kulaklarınıza Allah'ın sesi, nidası duyulacaktır. Bunu bilin ve bunu idrak edin. Eğer ki bunu anlayacaksanız şad olacaksınız. Mutlu ve nur yüzü olacaksınız. Allah'ın nuru üzerinizde olsun. Allah'ın nurunu tamamlayacaktır. Kıymetli kelimeler kullanın. Kıymetsizleşmeyin. İnsanlara lakap takmayın. Kötülük yapmayın. İnsanların hatalarını aramayın. İnsanların hatalarını kapatmakta gece gibi olun ki Allah da sizin hatalarınızı kapatsın. Siz iyi olun ki Allah da size iyi olsun. Her bir kardeş birbirine iyi olursa Allah da onlara iyi olmuştur. Kim dürüstse Allah da ona dürüst dostlar verir. Kim iyi niyet ise iyi niyetinden dolayı ödüllendirilir. Siz bu yolun yolcularısınız. Siz batın alemin kral ve kraliçelerisiniz. Ben bu yolun hamalıyım arkadaşlar. Ben size saygı duyuyorum. Siz de Allah'a saygı duyun arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Katıl pozuna katılmayanlar varsa da katılmalarını rica ediyorum. Ve bu 101 meselesini atlatalım. Ve gerçek sayıyı ben size açıklayacağım arkadaşlar. Kaç kişi olduk? Ne olacak? Kaç kişi kaldı? Kaç kişi geçti? Tam olarak belirli değil. Çünkü tam olarak sayı oturmuyor. Bir enteresan durum vardır. Ben size bunu açıklayacağım arkadaşlar. Katılda, üyelikte, canlıda. Hepinizi sağlık içerisinde huzur, mutluluk, başarı, batın alemin uçsuz bucaksız gezegenlerinde kainatın en güzel ruhları olarak sizi kainatın sırlarına
açmaya davet ediyorum ve o güzelliği anlamaya ve kıymetini bilmeye davet ediyorum arkadaşlar. Yeni gelen kardeşlerimize selam olsun. Bu kanalda çok şey bulacaksınız. Kendinizi bulacaksınız. Ruhunuzu bulacaksınız. Ruhunuzu yaratan Allah'ı bulacaksınız. Evet arkadaşlar, takip etmeyi unutmayın. Abone olun, bildirimleri açın ve üye olun arkadaşlar. Birlikten kuvvet doğar, kuvvetten iman doğar arkadaşlar.